Çocuklar, hadi artık siz yatın ha? Olmaz. Babam gelmeden yatmayız. Ne olur bizi de anlatsan Bötüş. Anneannem niye o kadar üzgündü? Umur amca nereye gitti? Firuze ablanın nesi var? Bunlar büyükleri ilgilendiren meseleler. Size iyi örnek olmaz. Boş ver. Şişt, şişt, şişt. Buradayım, buradayım. Beni duyuyor musunuz? Buradayım. Dudu beni öldürdü. Kızılderili cennetine yolladı. Ama ruhum salonunuzda. Allah Allah. Allah Allah. Yahu aradım aradım hiçbir yerde yok adam ya. Peki Sadıkçığım evine de mi gitmemiş? Zilini çaldım çaldım açan olmadı. Arabası hala bizim kapının önünde duruyor adamın. Çünkü ben hala buradayım. 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 Ne yapalım? Belki de olanlardan sonra kafasını dinlemek istemiştir. Yarın nasıl olsa işe gelir. Anlarız o zaman ne olduğunu. Ya büyük patrona mesaj çektim. Hani bu saatte telefonda konuşmak ayıp olur diye. Dedim ki, efendim dedim, Umur Bey kayıp. Ya yani onu bulamıyoruz. Lütfen dedim bir haber alırsanız bizi arayın dedim. E'si hala haber gelmedi. Aa. Öf, biz hiçbir şey anlamadık. Yatalım bari. Baba. He? Ben yatmadan önce senin telefonundan bir mesaj çekebilir miyim? Tuğçe'ye mi? Hı hı. Sadıkçığım izin ver de çeksin mesajını ha. Durum bu sefer biraz kritik. Ben sana sonra anlatırım ha. Al bakalım. Hadi çekelim biz de yatalım artık. Çok iyi olur. Hadi Ceren yatağa. Cem geç kalma olur mu tatlım? Abi niye hala yatmadın? Tuğçe'ye her şeyi açıklayan bir mesaj yazdım. Ama hala cevabı gelmedi. Madem bu kadar üzülecektin, niye her şeyi başından anlatmadın? Ne diyecektim? Deniz beni hala seviyor mu yoksa sevmiyor mu diye Ceren'le iddiaya girdik denilir mi hiç? Bu çok çirkin bir şey. Aslında haklısın. Bu kadar saçma bir şey için iddiaya girilir mi? Vazgeçtim. Haftalığını almayacağım. Sağ ol ama Tuğçe'yi geri getiremezsin. İstersen yarın ben Tuğçe'yle konuşayım. Kızlar böyle şeyleri birbirine daha iyi anlatır. Dur, mesaj geldi. Galiba gerek kalmadı. Aç bakayım. Tuğçe'den değilmiş. Kimdenmiş? Galiba babamın büyük patronundanmış. Ne? Ne yazıyor peki? Umur'un nerede olduğunu bilmiyorum. Önemli de değil. Zaten artık çok yaşlandı. Bir iki güne gelmezse şirketin başına seni geçiririz yazıyor. Dışarıdaymış. Şarj cihazı olduğu için arayamıyormuş. Olamaz. Arkamdan neler çeviriyorsunuz? Demek her şeyi ölünce öğrenecekmişim o. Yazıklar olsun. Hadi bunu babama söyleyelim de yatalım. Sen de üzülme. Söz ben yarın Tuğçe ile konuşacağım. Sağ ol Ceren. Çok iyisin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.